Çöller sadece kuru, sıcak havadan mı ibarettir yoksa altın rengi kumların altında başka şeyler gizleniyor olabilir mi? Çöller, kuraklıkları ve seyrek yağışlarla tanınmış büyüleyici bölgelerdir. Zor yaşam koşulları ekosistemleri ve toplumları zorlasa da kumların altında koca bir dünya tarihini bulma şansımız vardır. Dünyanın en kurak bölgeleri olan çöllerde ne gibi gizemli keşifler yapıldı? İnsanlık, çöllerin binlerce yıldır koruyup kolladığı ve şimdi yavaş yavaş ortaya çıkardığı gizemleri çözebilecek mi? Bugün, çölde şimdiye kadar yapılmış en nefes kesici keşifleri sunuyoruz. İyi seyirler. Son Babil Kralı. Kuzey Suudi Arabistan çölünün derinliklerinde gizemli bir oyma keşfedildi. Oyma, 2550 yıl öncesine tarihlendirildi ve Babil'in son kralını tasvir ettiği görüldü. Ayrıca bu büyük hükümdarın kim olduğunu açıklayan bir yazıtı da vardı. Oyma, son Babil hükümdarı Nabonidus'u tasvir etmek için M.Ö. 6. yüzyılda yapılmıştı. Eser, Suudi Turizm ve Ulusal Miras Komisyonu'ndan arkeologlar tarafından Hayl bölgesinde bir bazalt taşına kazınmış olarak bulundu. Üzerinde bulunan yaklaşık 26 satırlık antik çivi yazısı, onu bölgede bulunan en uzun çivi yazılı yazıt haline getirdi. Bir elinde asa ile ayakta duran Babil kralını ve önünde kazınmış çok önemli olduğu tahmin edilen hilal, güneş, yılan ve çiçek sembollerini görebilirsiniz. Bilim insanları sembollerin bir tür dini öneme sahip olduğuna inansalar da sebebini henüz tam olarak tanımlayamadılar. Yıldız tanrısı İştar, güneş tanrısı Şamaş ve ay tanrısı Sin gibi tanrıları temsil eden eski Mezopotamya tanrılarıyla bağlantılı olabilirlerdi. Kesin olarak bildiğimiz bir şey ise Nabonidus'un Babil'i M.Ö. 556 ve 539 yıllar arasında yönettiğidir. Bu, Nabonidus için büyük bir talihsizlikti diyebiliriz. Çünkü krallık bu dönemde Persler karşısında düşüşe geçti. Babil uygarlığı, Basra Körfezi'nden Akdeniz'e kadar uzanmıştı. Nabonidus da Suudi Arabistan'ın büyük bir bölümünü fethetmekten sorumluydu. Sadece 4 yıl sonra Babil'in son kralı Al-Hayat'ın kuzeyinde sürgüne gönderildi ve Babil medeniyeti böylece tarihin tozlu sayfaları arasına karıştı. Üzerinde oymanın bulunduğu bazalt kaya dışında bu çöl bölgesinde bulunan başka gizemli arkeolojik alanlar da var. Kale kalıntıları, kırık su tesisatları ve hatta antik kaya sanatı örnekleri de keşfedildi. Sahra Çölü'ndeki dinozor. Uzmanlar yaklaşık 98 milyon yıl önce Sahra Çölü'nde yaşayan inanılmaz bir dinozor fosili daha buldular. Keşif, Mısırlı ve Amerikalı araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından yapıldı. Bu vahşi yırtıcı hayvan neredeyse 11 metre uzunluğa ulaşmıştı. Sadece uzun da değildi, aynı zamanda yaklaşık 3000 kilograma varan bir ağırlığa sahipti. Böylece o zamanlar sahrada yaşayan zaten uzun olan yırtıcı hayvanlar listesine bir canavar daha eklenmiş oldu. Araştırmacılar, tarih öncesi Sahra Çölü'nün şimdiye kadar var olan en tehlikeli yerlerden biri olduğuna inanıyor. Bu kadar yakın bir yerde ne kadar devasa yırtıcının yaşadığını bilmesek de, bilim insanları bunun özel avlarla bir ilgisi olduğunu düşünüyor. Başka bir deyişle, bir sürü etçil dinozor, her biri farklı türde bir hayvanı avladıkları için göreceli bir uyum içinde yaşadılar. Bu durum tahmin edeceğiniz üzere küçük hayvanlar için hayatı kabusa çevirdi. Bu dinozora ait kalıntılar Ohio Üniversitesi'ndeki öğrenciler sayesinde keşfedildi. Dinozorun aslında grubunun isimsiz bir türü ve türünün ilk örneği olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 98 milyon yıl önce muhtemelen Mısır'ın Sahra Çölü'nün bir parçası olduğu ve şimdiki kadar kurak ve yaşanılmaz olmadığı bir zamanda yaşadı. Burada o kadar çok dinozor kalıntısı keşfedildi ki araştırmacılar bunun aslında bir yağmur ormanı veya en azından bir yeşil orman olduğuna ikna oldular. Bu kadar çok sayıdaki yırtıcı mikroorganizmalardan etoburlara kadar gelişen bir ekosistemi akla getirdi. Örümcek ailesinin yeni üyesi. Mayıs ayında Hindistan'ın Thar Çölü'nün sıcak ve kurak topraklarında yeni bir örümcek türü bulundu. Sıçrayan örümcek, kelimenin tam anlamıyla yerden sıçrayabilen ve bulduğu herhangi bir şeye tutunabilen bir eklem bacaklı türüdür. Örümcekler hakkındaki düşüncelerinize bağlı olarak ya sevimli ya da ürkütücü olabilirler. Genellikle çöldeki otların üstüne tünemiş halde yaşarlar. Thar Çölü Ulusal Parkı Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda yapılan keşif, Hintli bir zooloğa atfedildi ve örümcek, Pseudomogrus sudi olarak adlandırıldı. Örümcek, tamamen yeni bir tür olarak kayıtlara geçti. Bu zıplayan örümceklerin toplamda 600'den fazla farklı türü vardır ve 3 yeni tür daha 2021'de Hindistan'da keşfedildi. Dünya genelinde ise bu özel cinse ait 35 tür bulundu. Ailenin yeni üyesi, kumlu kahverengi uzuvları, büyük dişleri, siyah ve koyu kırmızı izleriyle solgun görünüşlü bir örümcektir.
Neyse ki ter çürünün çalılık arazilerinde dolaşmadığınız sürece bu örümceklerden biriyle karşılaşmaktan korkmanıza gerek yok. Tam olarak ne kadar uzağa sıçrayabileceğini bilmiyoruz ama bizi korkutmaya yetecek kadar yükseğe ulaşabileceğinden eminiz. Kartner Mağaraları. 1970'lerde Arizona'nın güney çölünde iki kişi bir yeraltı harikası keşfetti. Hikayeye göre Tucson'da okuyan iki üniversite arkadaşı bir yeraltı mağarası aramak için bir hafta sonu gezintisine çıktılar. Sonunda karşılaştıkları şey ise 100 milyonlarca yıl önce oluşmuş Kartner Mağaraları yeraltı odalarıydı. Bir zamanlar sular çekilirken Arizona tamamen su altında kaldı. Altında bir kireç taşı tabakası vardı ve sonraki 330 milyon yıl içinde bu kireç taşı Whetstone dağlarına dönüştü. Daha sonraları aşınıp çözünerek bu yeraltı geçitlerini oluşturdu. Sonraki 200 bin yıllık süre içinde mineraller yer altındaki sular tarafından taşınarak çeşitli canlı renklerde güzel oluşumlar meydana getirdi. Sonuç, bugün Kartner mağaralarında gördüğümüz buruşit kireç taşından oluşan inanılmaz renklerdeki dikitler ve sarkıtlardır. Mağaralar ayrıca yaz aylarında 1500'den fazla yarasaya ev sahipliği yapmaktadır. Nefes alan kumlar. Yeni ve ilginç bir keşif sayesinde araştırmacılar çöllerin göründükleri kadar çorak ve cansız olmadığını öğrendiler. Çöllerdeki kum tepeleri sadece büyüyüp hareket ederek birbirleriyle etkileşim içine girmekle kalmazlar, aynı zamanda nefes alabilirler. Araştırmacılar, kum tepelerinin kelimenin tam anlamıyla su buharını soluduğunu ortaya çıkarmak için hassas bir sonda kullandılar. Katar çölündeki bir kum tepesinden içeri bırakılan aletler sıcaklığı, radyasyonu ve nemi taradı. Görünüşe göre kum tepeleri kuruyken zor nefes alıyor ve rüzgar, nem dalgaları yaratmak için kum tepelerini aşağı doğru iterek kumun üst tabakasını süpürüyordu. Bunların hepsi su buharı içinde. Su buharı, kum tepelerindeki tanecikler arasında tıpkı derideki gözeneklerde olduğu gibi süzülür. Rüzgar estiğinde bu gözenekler açılır ve basınç değişir. Gözeneklere hava enjekte edilir ve küçük, görünmez nem esintileri dışarı fışkırır. Makine mühendisi Michael Logue, kumun tıpkı diğer organizmalar gibi nefes aldığını belirtti. Sıvı olmadığında bile kum tepeleri kendi nemini üretiyor ve bu nefes alışverişi de muhtemelen mikropların kumda hayatta kalmasına yardımcı oluyor. Arabistan Çölü Harikaları. Arabistan Çölü o kadar çok büyülü kalıntıya ve tarihin unutulmuş parçalarına ev sahipliği yapıyor ki, hepsini keşfetmek için haftalar harcayabilirsiniz. Belki de en büyüleyicilerinden biri Abu Dhabi'de bulunan Bida Sint Saud adındaki yer olabilir. Burası bir zamanlar Arap Yarımadası'nın sınırlarına kadar uzanan büyük bir çiftçi topluluğuna ev sahipliği yapan eski bir kervan bölgesidir. Küçük yerleşim çöle hayat getirmek ve en az 5000 yıl boyunca burada kök salıp gelişim göstermek için sulama sistemleri kullandı. Dünyanın dört bir yanından gelen tüccarların mallarını satmak için uğradığı antik kervan merkezinin yakınında 5000 yıl öncesine ait bronz çağı mezarları ve Garn bin Saud gibi başka ilgi çekici yerlerde bulunmaktadır. Garn bin Saud, manzara üzerinde yükselen yaklaşık 36 metre yüksekliğinde bir kayadır. Buranın tepesinde çok sayıda taştan yapılmış mezar keşfedildi. Bu mezarların en büyüğü, dikdörtgen şeklinde olup 8 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindedir. Bazı mezarlar 5000 yıl öncesinde tarihlendirilse de, mezarların çoğu bronz ve demir çağları boyunca yeniden kullanılmıştır. Arabistan çölündeki bir başka harika yerde, Hilli Arkeoloji Parkı diyebiliriz. Park, El Ayn'ın antik anıtlarını gözler önüne sermek için geliştirildi. Burası M.Ö. 3200'lere insanların dev taş iglulara benzer kayadan yapılmış kulübelerde yaşadığı bir zamana kadar uzanmaktadır. Anıtların çoğu M.Ö. 2500'den M.Ö. 2000'e kadar uzanan ve adını bu önemli kültürün kalıntılarının ilk keşfedildiği Abu Dhabi yakınlarındaki adadan alan Umman Nar dönemine aittir. En dikkat çekici eseri M.Ö. 2000 yıllarına tarihlenen Hilli Büyük Mezarı'dır. Çapı 12 metreyi bulan, yüksekliği yaklaşık 4 metreyi bulan dairesel formda inşa edilen mezar, çevre yerleşimlerinden insanların defnedilmesi için kullanılmıştır. Mezarın insan ve hayvan figürlerini betimleyen güzel oyma kabartmalarla süslenmiş iki girişi vardır. Hilli bölgesinde buna benzer birçok mezar bulunur. Bu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bronz çağından kalma en büyük mezar ve bina yığınıdır. Unutulmuş Cami. Arkeologlar İsrail çölünde dünyanın en eski camilerinden birinin kalıntılarını keşfettiler. Negev çölünde bulunan kalıntılar tam 1200 yıl öncesine tarihlendirildi. Keşif, yeni bir mahallenin inşası sırasında gerçekleşti. İnşaatçılar Mekke önüne bakan bir oda ortaya çıkardılar. Bildiğiniz gibi camiler her zaman Kabe'ye bakacak şekilde tasarlanmıştır. Buldukları yer çok büyük bir bina değildi ama ilklerden biri olduğu kesindi.
Kalıntıların arasında çok sayıda seramik eseri rastlandı. Araştırmacılar çok da uzakta olmayan lüks bir cami daha keşfettiler. Keşfedilen camilerin civarında birçok farklı yapının kalıntılarına da rastlandı. Ancak 30 metrelik freskli duvarları, taş döşemeleri, alçı zeminleri ve değerli cam eşyaları bulunan bir konak olduğu ortaya çıktı. Bu da caminin toplumun seçkin üyeleri tarafından kullanıldığını gösterdi. Araştırmalara göre her iki cami de o dönemde var olan kırsal tarım yerleşimine hizmet etmişti. İslam, İsrail'e yayılmaya yeni başladığı sıralarda özellikle Negev Çölü bölgesinde geldi. M.Ö. 7. yüzyılda, yani yaklaşık 1300 yıl önce büyük bir geçiş gerçekleşmeye başladı. Hem Hristiyan hem de Yahudi inancına sahip insanlar İslam'a dönmeye başladı. İslam'ın dünyanın geri kalanını ziyaret etmesi biraz daha uzun sürdü. Geçiş, bugünün Suudi Arabistan'ında 610 civarında başlarken 9. yüzyıla kadar İsrail'de çoğunluğun dini haline gelemedi. İlk önce Orta Doğu ve Kuzey Afrika yönünde ilerlese de İsrail ilk yerlerden biriydi. Bu yüzden şimdiye kadar yapılmış en eski camilerden birinin hala burada kumların içinde olduğunu görmek aslında şaşırtıcı değil. Sümer kentinde bir İncil evi. İngiliz arkeologlar yakın zamanda antik Sümer şehri Ur yakınlarında geniş bir kompleks ortaya çıkardılar. Güney Irak'taki bir çölde bulunan yapı yaklaşık 4000 yaşındaydı ve muhtemelen Ur şehrinin idari merkezi olarak hizmet verdi. İnsan eliyle inşa edilmiş tartışmasız en büyük şehirlerden biriydi ve kesinlikle gezegeni süsleyen ilk gerçek metropoldü. Aynı zamanda oldukça ilginçti. Çünkü araştırmacılar bu özel yapının İncil'deki İbrahim'in Kenan'a gitmeden hemen önce şehirde yaşadığı zamanlarda işlevsel olduğunu belirttiler. Manchester Üniversitesi'nden Stuart Campbell, kompleksi nefes kesici bir keşif olarak nitelendirdi. Her iki tarafta da 80 metreyi aşkın duvarlarıyla olağan dışı büyüklükte, hatta muhtemelen şehirdeki en büyük binalardan biriydi. Araştırmacılar bunun idari amaçlarla kullanıldığını veya dini bağlantıları olabileceğini öne sürdüler. Durum ne olursa olsun bina, Ur siyasetinde kesinlikle büyük bir rol oynadı. Bir diğer deyişle, arkeologlar antik Mezopotamya'da bir yüksek mahkeme binası buldular diyebiliriz. Sümer'in başkentinden 20 kilometre uzakta bu binanın neden inşa edildiği hala gizemini korumaktadır. Taş Sunak. Ürdün'de bulunan çöl şehri Atarod'da antik bir taş sunak keşfedildi. Sunak 2800 yıl öncesine tarihlendirildi ve üzerinde anlaşılması oldukça güç iki yazıt bulundu. Kelimeler Muab dilinde, sayılar hiyeretik Mısır dilinde yazılmıştı. Sunağın kendisinin Muab kralı Mesa'nın İsrail krallığına isyanından sonrasına kadar uzandığı belirlendi. Yahudi İncil'inde isyandan tarihi bir olay olarak bahsedilir. Ancak şimdiye kadar bunun gerçekleşine dair hiçbir kanıt bulunamamıştı. İncil'de isyandan önce Muab'ın İsrail'e binlerce kuzu ve muazzam miktarlarda yün halinde haraç ödemek zorunda kaldığı yazılıydı. Bu da Muab'ın isyan etmesi için yeterli bir sebepti. Muab orduları Atarot'u fethettiler ve halkın büyük bir kısmını öldürdüler. Antik sunağın üzerindeki yazıtlardan biri şehrin düşüşünden sonra Atarot'un yağmalandığını anlatıyordu. Şehirden yağmalanan bronzun bir adak olarak sunulduğu anlaşıldı. Sunak üzerindeki ikinci yazıtsa daha gizemli görünüyordu. Yazıtta 4000 yabancı erkeğin perişan edilerek öylece terk edildiği, dolayısıyla buranın ıssız şehir olarak adlandırıldığı tahmin edildi. Bu keşiflerden en ilginci sizce hangisi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.